Ya biz bu çemberi şöyle değerlendirmiyor muyuz Turgay abi? Sosyal medya, dijital platformlar bu çemberi oluşturuyor. Diyor ki kardeşim böyle bir çember var, böyle bir anlatım kültürü var, böyle bir anlayış kültürü var. Sen bu anlayış kültürüne, bu muhabbet kültürüne göre, bu konuşma kültürüne göre gündemini şekillendireceksin. Ben işte Squid Game dizisinin yeni bölümleri çıktığında ki çıkacak. İşte herkes onu konuşacak değil mi? Evet. İşte kardeşim ben bu gündeme hayır diyorum. Ben bu gündemin dışında durun kalabalıklar diyor Evet, ya evet, Necip evet. Fazıl. Bu cadde çıkmaz sokak. Evet. Mustafa biz... Haykırsam kollarımı makas gibi Evet. açarak. İşte burada hani birisi durun kardeşim gerçekten gündemimiz bu mu? Evet. Gündemimiz az önce sen bahsettin o kardeşlik çatısı. Evet. Ya kardeşim Gazze'de insanlar katledilirken, abluka altındayken, kardeşim ya burada bir abluka var. Yani 2 milyon insan o ablukanın içerisinde yaşam mücadelesi veriyor. Ve son kertede geliyorsun tepelerine bomba yağdırılıyor. Ve bir sürü insan hayatını kaybediyor. Çoluk, çocuk, kadın, yaşlı demeden istisnasız hastaneler, kiliseler, okullar her yer bombalanıyor. Camiler her yer bombalanıyor. Evet. Bu kadar vahşileşmiş, ileri gitmiş, insanlıktan nasibini almamış böyle bir kültür varken, böyle bir anlatı varken ve o bahsettiğimiz çemberin de oyun kurallarını koyan kişiler belliyken bizim kendi gündemlerimize dönüp durun kalabalıklar bu cadde çıkmaz sokak, haykırsam kollarımı makas gibi açarak dememiz gerekmiyor mu abi?